Nazım Hikmet dostlarıyla 25 Mayıs saat 17'de Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluşuyoruz. Tepeden tırnağa isyan Nazım Hikmet demek için. Üç fidanı anıyoruz. Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş ve dava arkadaşı Hacı Tonak anlatacak birazdan. Evet sevgili seyirciler, 6 Mayıs günü bu programı yapmayı çok istemiştim. Ancak 6 Mayıs günü Türkiye'de hani olağanüstü gündem diyoruz ya, ben Türkiye'de olağanüstü olmayan bir gündem ne zaman vardı hatırlamıyorum. 48 yaşıma geldim ama neyse, o gün en olağanüstü gündemlerden biriydi. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu karar açıkladı. Biz de Hacı abi ve Hamdi abiyle konuştuk. O günün içinde başka sorunlarımız varken üç fidan meselesini ertelememiz gerektiğini düşündük. Gerçi bu erteleme değil. Çünkü gördüm ki ben hemen her dönemde, Türkiye'nin her açmazında, Türkiye'nin her büyük sıkıntısında Deniz, Yusuf, Hüseyin, üç fidan akla geliyor. Niye geliyor? Çünkü Türkiye'deki insanlar eşitlik, adalet, özgürlük istiyor. Anti-emperyalist bir duruş istiyor. Anti-kapitalist bir tavır istiyor. En azından bir kısım istiyor. Ve bu gece biz bunu büyüteç altına alacağız. Siz, her zaman olduğu gibi benim izleyicilerim, burada bir dost meclisindeyiz. Duygularınızı, düşüncelerinizi nasıl paylaşıyorsanız paylaşmaya devam edebilirsiniz. Ben hem Hacı abi hem de Hamdi abi de tabii onları göstereceğim. Ancak bir yiğit, bir aslan. Önce isterseniz onları en güzel anlatan şarkıyla başlayalım. Ardından da dünden bugüne devam edeceğiz. Ama önce ben Hamdi abiye merhaba diyeyim. Hamdi abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hacı abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hamdi abi Deniz Gezmiş'in kardeşisiniz. Evet. Abisi Bora abi. Evet. Ama Deniz Gezmiş genç kaldığı için artık hepimiz ondan yaşlı haldeyiz. Evet. Hacı abi siz de herhalde onları bize bütün yönleriyle bu akşam anlatacaksınız. Çünkü dava arkadaşı olmak ayrı bir şey değil mi? Umarım anlatırım. Peki. O zaman şöyle bir gidelim isterseniz bir yiğidim aslanıma. Ardından da başlayalım. Evet. Denizler. Evet. Hacı abiyle başlayacağım. Hacı Tonak, sonuçta sizin dava arkadaşlarınız, sonuçta bugün hepimiz duygulanıyoruz ama siz beraber mücadele ettiniz. O sürece dair bize kısa bir değerlendirme yaparsanız, neyin peşindeydi o gençler, neyin kavgasını veriyorlardı? Özellikle Deniz için söylemem gerekirse o dönemin gençlik önderiydi Deniz. Tartışmasız gençlik önderiydi. Üniversite gençliğinin de üniversite dışı gençliğinde. Çünkü üniversite gençliği bir süre sonra işçi gençlikle, köylü gençlikle de bir diyaloğa girdi ve onlarla birleşmeyi başardı. Deniz'in bunda payı büyüktü. İstanbul Üniversitesi'nin işgali, o eylemin, öğrenci eyleminin, yığınsal öğrenci eyleminin zirvelerinden biriydi. Deniz de işte bir grup arkadaşıyla bütün o işi kotaran ve üniversite öğrencilerini belli talepler etrafında birleşmesini sağlayan, birleşip eyleme geçmesini sağlayan öğrenci liderlerinden biriydi. Ama bununla kalmadı. Hemen arkasından fabrika gençlerine, fabrikalardaki işçi gençlere, gecekondu mahallelerindeki eğitim imkanı bulamamış gençlere ve Ege'den başlayarak Orta Anadolu'da, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da köylü gençlerle de bağlar kurmayı başardı üniversite gençliği. Deniz bu atılımın simge isimlerinden biriydi. Hüseyin ve Yusuf için de Ankara'da aynı şey söylenebilir. Onlar da Ankara'daki her gençlik eyleminin içinden gelmişlerdi. Öğrenciler, üniversite öğrencileri onları doğal liderleri kabul ederdi. Yani herhangi bir işte öğrenci birliği başkanı gibi, dev genç başkanı gibi ya da fikir grupları başkanı gibi bir kariyerleri olmasa da doğal önder sayılırlardı. Çünkü her yerde varlardı. Tutarlılıkla, kararlılıkla her yerde varlardı. Denizler'in böyle bir kanaldan, böyle bir atılımdan gelmeleri onların popüler kılan, onları Türkiye'de tanınmasını sağlayan etmenlerden, en önemli etmenlerdendi.
Sonrasında da biliyorsunuz Sıkıntı Mahkemesi'ndeki yargılamalar. Ama ondan öncesinde mesela Deniz için söyleyecek olursak, son tutuklanması öncesindeki 3 yıl içinde, yani 68 ile 71 arasında 3 yılın 2 yılını hapishanede geçirmiştir Deniz. Bu arada Filistin'e gitmiştir, bu öğrenci eylemleri girmiştir hayatına, onları kotarmıştır, Sultanahmet'e tutuklanmıştır, bırakılmıştır, tekrar girmiştir. Tiflis Gıdar İlçe Başkanlığı yapmıştır bu arada, ilçe sekreterliği pardon. Sonrasında da işte Bursa'da tamamlanan 9 aylık mahkumiyeti vardır. Ondan sonra zaten çok şeyde görünmemiştir. Gençlik hareketi içinde görünmemiştir. Görünme şansı olmamıştır. Çünkü her yerde aranmaya başlanmıştır. Ve öğrenci gençler de tek tek öldürülmesi dönemine girilmiştir. İşte duraktaki insanlar taranmıştır Ankara'da. İstanbul'da Taylan Özgür, Vedat Demircioğlu öldürülmüştür. Vedat Demircioğlu Gümüşsü'ndeki İTÜ öğrenci yurdu baskınında öldürülmüştür, pencereden atılmıştır. Taylan seçim için geldiği, destek için geldiği, Ankara'dan geldiği İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda öldürülmüştür. Öldürenler de kayıptır, bulunamamıştır. Vedat'ın da Taylan'ın da katilleri bilinmemektedir. Ama çeşitli hadiseler, çeşitli rivayetler var o konuda ama en azından resmi kayıtlara girmiş, cezalandırılmış ya da hakkında kovuşturma açılmış kimse yoktur. Ama ölümler bunlarla da ilgili değildi. İşte Batal Mehmetoğlu, Mehmet Can Tekin, İlker Mansuroğlu, Ankara'da Nail Karaçam, yine Hacettepe Üniversitesi baskınında ölen bir arkadaş var. ODTÜ baskınında ölen iki öğrenci var. Yani gençliğin eyleminin hazmedilememesi ve gençliğin eyleminin yığınlaşması giderek ve giderek kitlelere yayılması iktidarı sert önlemler almaya ve gençleri gençlik eylemini bastırmanın yanında susturmaya, geriletmeye götürdü. Sonunda da 12 Mart kadar geldi. Sonunda 12 Mart geldi. Şimdi Hamdi abi, Hacı abiyle süreci konuşuyoruz ama ben sondan bir şey söylemek istiyorum. Daha önce biz sizinle program yaptığımızda da konuştuk, arada da sohbet ediyoruz ama ilginç bir şekilde artan bir Deniz, Yusuf, Hüseyin simgesinde bir bağlılık, bir sevgi var. Hatta garip bir şey yaşanıyor. Hayatı boyunca politize olmamış isimler bile toplumsal herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldıkları zaman hemen bu isimlere sarılıyorlar. Siz evden birisiniz, küçük kardeşsiniz ama bir taraftan da siyasi hayatta yaşadınız. Önce bu sondan başlarsak ne diyeceksiniz? Neden oluyor bu? Öncelikle sizin program aracılığıyla bizi izleyenlere buradan saygılar sunuyorum. Ben bir de küçük bir şey ifade etmek istiyorum başlangıçta. Şimdi televizyon programlarına çıkmayı çok tercih eden bir insan değilim esasında. Zorunlu olmadıkça tabii ama şartlar zorunlu kılarsa tabii ki kamuoyunun belli konularda aydınlatılması açısından katılıyoruz. Ama 5 senedir hiçbir programa da katılmadım. Şimdi 6 Mayıs'la ilgili olarak o gün Karşıyaka Mezarlığı'na gitmiştik. İşte denizleri ziyaret ettik. Denizler diyorum çünkü öyle ifade ediliyor. Yani aslında bu üç genç insan arasında hiçbir fark yok. Yani belki fiziki farklar var, boy farkı falan. Öyle değil mi Hacı abi? Siz daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bir ayrım yapmak da doğru değil ama... Ben tabii kendi abimi tanıyorum. Yani burada ifade edebileceğim kişi o. Yani diğer arkadaşlarına ziyarete gittiğimiz zaman çok kısıtlı olarak Mamak'ta görebildik. Onun için Deniz abim için anlattıklarım aslında diğerleri için de yani karakter yapıları benzer olduğu için geçerli olabilecektir. Şimdi demin girdiğim konuyla ilgili niye sık sık çıkmak istemiyorum? Çünkü aile olarak çok acı duyduğumuz konular var. Bunlar tekrar gündeme geldiği zaman biraz daha acıtıyor
haliyle. Yani belli bir noktadan sonra duygusallaşabiliyoruz ama 6 Mayıs günü mezarlıktaki bu ziyaretten sonra sözleşmiştik. Burada bir anma yapacaktık. Fakat gündem yoğun olduğu için bugünlere kadar sarkmış oldu. Evet. Bunu belirtmek isterim. Bir de bu ağabey şeyi çok yapılıyor. Yani çoğunluk mesela diyorum Deniz Gelişen yani çok iyi beni çok iyi tanıyanlar bile abi diyorlar. Bu da çok normal. Yani bizler bu yaşlara geldik ama o genç öldü. Hala hafızalarda genç olarak kalıyor. Şimdi sorunuza gelirsek gerçekten sol ya da sağ yani hangi görüşte insanlar olursa olsun yani geliyorlar yapışıyorlar. Böyle korkunç bir sevgi yumağı var. Yani bunu ifade de ediyorlar. Ya diyor ben diyor hani bu görüşe mensubum ama böyle böyle diyor falan. Belki de yani insanların aradıkları bazı değerler var. Unutulmuş bazı değerler var. İşte baktıkları zaman şimdi orta bir mağduriyet de var tabii. Yani artık İşin o taraflarına girmiyoruz yani hukuki olarak bu söylenecek bir söz yok yani nasıl hukuklar içerisinde bu cezaların verildiği. Ama baktığınız zaman on binlerce çocuğa deniz adı veriliyor. Bu da bir olgu yani bayağı o şeyde istatistiklere baktığınız zaman böyle bir sevgi de var. Mezarlığa gittiğimiz zaman bu sene yine öyle oldu. Ya şimdi söyleyemiyoruz hani mezarlayacağız yani hani müsaade edin de çiçeğimizi koyalım, gerekli şeyli görevlerimizi yapalım. Bizim arkadaşımız avukat İbrahim Bey orada akrabalar işte böyle bir ya kardeşi geldi, yakınları geldi. Yine umursamıyor millet yani. Böyle hatta şu var, mesela İbrahim'e diyor ki fotoğrafı veriyor, şunu çekiver beni falan diyor bilmem ne. Yani bir kere başımıza geldik, biz kardeşiyiz dedik, hepimiz kardeşiyiz dediler. Ondan sonra şimdi yani toplum artık sahip olmuş, yani kendi mülkiyetine geçirmiş. Böyle bir sevgi olduğu gerçek. Mesela Kıbrıs'ta oldu, çok gür sesli birisi bir söyleşi sırasında. Ayağa kalktı, işte sonunda iyi ki doğdun Deniz dedi, ondan sonra bazı sloganlar attı. Sonra sordum ya, Alas mı aldık dedi derken, kim dedim, bu işte şey dedim, mücahitlerdendi dedi, yani Kıbrıs'ın da dedi, en önemli sağcılarındandır dedi falan. Böyle bir tılsım var, belki de şu var, şimdi cezaevi yaşamında acayip beraber oldu. Yani onun, yani nasıl söyleyeyim, yani hiçbir zaman sert bir insan değildi. Çok yumuşak tavırlı bir insan. Etrafına neşe saçan, yani herkesi memnun eden ondan sonra. Yani bunlar belki biraz sonra anlatacağım lider özelliklerini de taşıyor tabii ki. Çok kısa bir şeyle sorunuzu tamamlamış olalım. Bu Mamak cezaevinde şey anlatıyor, Fazıl Say'ın babası Ahmet abi. Ahmet abi. İşte o da o dönemde şeydeymiş, Mamak cezaevinde tutuklu. Masa tenisi oynuyorlar, pimpon dediğimiz. Oradan topu atıyor, birden bakıyor top kayboluyor Ahmet abi. Ondan sonra Deniz abim de hamamdan dönüyormuş. Üstünde peştemal falan sular akıyor. Top elinde. Vermiyorum demiş. Ondan sonra ya Deniz ver top falan demiş. Demiş bir şu yanağımdan bir öp vereyim demiş. Ondan sonra neyse öptüm diyor. Topu verdi diyor. Sonra demiş ya demiş senin oğlanın ameliyatı ne oldu demiş. Şimdi diyor ki. Fazıl'ın ameliyatını soruyor. Evet. Ahmet abinin hatıratında yazar bu. Evet. Kitap var şimdi Ahmet abinin yazdığı da ismini şey demiyor. Erikler, ağaçlar, çiçek değil mi ne öyle bir şey. Evet.
Şimdi diyor ki ya diyor şeyler idam kararları verilmiş, onanmış, idama doğru gidiyor. Hala diyor o diyor benim oğlanın durumunu soruyor. Yani ne kadar diyor insancıl diyor. Yani bunlar gerçekten anlatmakla bitmez. Yani bütün işte o canlılara karşı, hayvanlara karşı, insanlara karşı yani herkese olan sevgisi çok değişikti. Anlatacağım başka şeyler de var ama yani sözü şey etmeyeyim şimdi ben. Sevgili seyirciler, aldım devam ediyorum. Ahmet Say abimizin Evrensel Yayınlarından en son çıkan kitabı Ağaçlar Çiçek'teydi. De orada Deniz Gezmiş'le ilgili bölümden bu hatırat Hamdi abinin anlattığı. Ben de okurken çok duygulanmıştım. Yani bir insan ölüme beş kala halen başkasının sorunlarıyla ilgili. Şimdi Hacı abi denizleri tabii romantik bir simgeye indirecek halimiz yok. O zaman bağlamından kopartmış oluruz. Çünkü bu maalesef kapitalizmin bir meselesi de bu tür önemli isimleri de piyasalaştırmaya bayılıyor. O yüzden tam bağlamına da oturtmak istiyorum. 27 Mayıs anayasasıyla birlikte, 27 Mayıs'tan sonra doğan anayasayla birlikte sizin de içinde bulunduğunuz gençlerin bir özgürlük ortamı oluyor ve taleplerini dile getirebilecekleri bir iklim oluyor. Ben hep şunu söylüyorum, Cumhuriyet'in iyi yetişmiş çocukları Deniz Gezmişler ve siz, fakat kendi çocuklarının geldiği noktadan korkan bir cumhuriyet. O düşünsel ortamı, o günkü arayışı, o günkü örgütlü hali biraz anlatır mısınız? Şimdi aslında soru şununla ilgili. Deniz niçin hala bu kadar önemli Türkiye için? Pek çok kesimde insan için. Türkiye ilk kez anti-emperyalizm anlamında uzun bir aradan sonra, yani Cumhuriyet'in kuruluş ve milli kurtuluş ve milli kuruluş sürecinden sonra ilk kez ciddi bir anti-emperyalist tutumla, samimi, içten bir anti-emperyalist tutumla karşı karşıya kaldı. Denizlerin şahsında, Deniz'in, Hüseyin'in, Yusuf'un ve diğer gençlik liderlerinin, dönemi gençlik liderlerinin şahsında. Bu su katılmamış bir bağımsızlık arzusu, isteğiydi, onun dile getirilmesiydi ve onun için mücadele etmekti. Bunun yanında demokrasi talep ediliyordu, üniversitenin özellikliği talep ediliyordu, anayasanın hükmüydü, anayasa bunu öngörüyordu. TRT zaten özellikti ama özerk olsun, Anadolu Ajansı, TRT gibi devletin medyası özerk olması. Ya bugün de biz onu istiyoruz, oradan geçen bir şey yok, Anadolu Ajansı ve TRT. Özerkti yani o zaman. Diyelim ki TRT'nin bir dış haberler dairesinin çıkarttığı kitap olurdu. Yıl sonu değerlendirmesi. Bunlar TRT'nin bültenlerinde yer almazdı ama bayağı ağırlıklı şeylerdi, önemli şeylerdi. Her ülke ayrı ayrı tahlil edilirdi. Harika bir dış politika malzemesiydi bir yerde diplomatlar için diyebilirim. Biz okuduğumuzda şaşırırdık onu ve kapışırdık birbirimizden. İç yayındı bu. Yani bayağı özerkti ama biz daha özerk olmasını talep ediyorduk. Sosyal demokrasi, sosyal adalet isteniyordu. Denizlerin en çok dile getirdikleri buydu. Köylülerin sorunlarının çözümünü, toprak ağalığının tasfiyesini istiyorlardı. Toprak ağalığının tasfiyesinin yanında feodal çağın ideolojik kurumlarının tasfiyesini istiyorlardı. Yani şeyhlik ve ağalık düzeninin birlikte tasfiyesi talep ediliyordu. Yeni bir Rönesans, bilime ve akla dayalı bir eğitim sistemi, demokratik bir eğitim sistemi ve buna dayalı bir üniversite sistemi isteniyordu. İşçilerle birleşilmişti, işçilerin taleplerine sahip çıkılıyordu. Ortak tutum alınıyordu. 15-16 Haziran bunun örneklerinden biridir. Bu herhangi bir gencin hangi kesimden olursa olsun itiraz edebileceği bir şey değil. Nesine itiraz edecek? Denizlerin anti-emperyalistine mi, bağımsızlık isteklerine mi, söylediklerinin samimiyetle arkasında durmalarına mı, geri adım atmamalarına mı? Neye itiraz edecektir? İtiraz edebilecek bir şey yok. Ama uzun zaman Sovyetler Birliği ile ilintilendirildi Türkiye'de. İdeolojik olarak denizlerin solcu olmalarının, Sovyetler Birliği'nin doğal mütefiki olmaları anlamında algılanması sağlandı. Ama aslında Sovyetler Birliği ile dost olan hükümetlerdi. 12 Mart'ın hükümetleri de öyleydi.
13 Eylül'ün hükümetleri de öyleydi. Sovyetler Birliği de bir hayli kaybetmişti eski pozisyondan ama gerçek buydu. Denizlerse değildi. Sovyetler Birliği herhangi bir organik ilişkileri de hatta siyasi, ideolojik ilişkileri bağlamında bile bir ilişkiden bahsedemezdik. Nitekim hem 12 Mart hem 12 Eylül'de özellikle Sovyetler Birliği ve onun yörüngesindeki ülkelere kaçan devrimciler yakalanıp teslim edilmiştir Türkiye'ye. Hep böyle oldu. 27 Mayıs Anayasası bu ortamı yaratan olguydu. Ama kendi başına değil şüphesiz. Çünkü anayasa bu hükümleri koymuştu. İlerlemeye açık bir anayasaydı ve ilerlemeyi öngörüyordu. Bu dediğim özellik taleplerinin gerçekleşmesini hükme bağlamıştı. Sosyal adaletçi bir anayasaydı. Demokratik sosyal hukuk devleti olarak ilan ediyordu ülkeyi. Gençler de hakikaten böyle bir ülke istiyorlardı ve bu ülkeyi talep ediyorlardı. Bu ülke için savaşım yürütüyorlardı. İlk herhalde Yön dergisinden bahsederim, Yön grubundan bahsetmek gerekir. Yön, işte yüzlerce aydının ortak imzasıyla başlayan bir hareketti. Ana tez şuydu, Türkiye'nin yarım kalmış devriminin tamamlanması, anayasanın getirdiği hükümlerin hayata geçirilmesi, tümüyle realleştirilmesi ve bunun için savaşın yürütülmesi. Aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi bu süreçte oluştu, bir işçi partisi olarak. Aybarların katılımıyla da bir aydın işçi ittifakına dönüştü. Parlamentoya girdi, 16 milletvekili değil ama bir sıradan parlamenterler gibi değil, her biri bir parti gibi çalıştı orada. Olağanüstü üretkendiler, olağanüstü iyiydiler ve olağanüstü halkın sorunlarıyla yakından içtenlikle ilgileniyorlardı. Gençlik hareketi bunun üzerine geldi zaten. O olağanüstü dediğim, yığınsal dediğim gençlik eylemleri bu koşullarda yaşardı. Şimdi 12 Mart'a giden süreci size izlettireceğim. Ardından da Hamdi abiye soracağım. Çünkü bir de bir ev var. O evin içinde bir hayat var. Çünkü Deniz'in evi, İstanbul'daki o hayatı, tabii pek çok kaynak var ama Hamdi abi en iyi kaynak. Ama önce 12 Mart'a giden sürece bir bakalım. 12 Mart'a nasıl gelinmiş? Evet, Hamdi abi şimdi bu söz ettiğimiz insanlar isim olarak anıtlaştıkları için onlara birer kahraman duygusuyla yaklaşıyoruz. Ama aslında onlar bir evin içinde yaşayan kimseler. Dolayısıyla biraz oradan da söz etmenizi rica ediyorum. Mesela ben hatıratları falan okurken annenizden çok etkilenmiştim. Bora abinin de zaman zaman konuşuyoruz. Tabii babalar için de durum öyle ama biraz orayı anlatır mısınız? Bir de sizin gözünüzden tablo nasıl? Ben sevgili Enver, izin verirsen bir ek olarak şimdi bu 70'li yıllara giden süreçte 68'li yıllar diyoruz ama 68'in işte 1-2 yıl öncesinden başlıyor. Ondan sonra 71'e kadar dayanıyor. Şimdi Deniz abimin öğrenci eylemleri anlamında biraz önce sevgili Hacı Tonağ'ın da söylediği gibi daha çok Ankara'dan ziyade İstanbul'da geçiyor. İşte Devrimci Öğrenci Birliği kuruluyor falan ve Bursa cezaevinde 9 ay yattıktan sonra işte 70 yılının sonbaharı falandı. Ondan sonra Ankara'ya geçişi söz konusu. Burada da tabii ki hem aile içerisinde yaşadıklarımız var hem de ben de 69-73 yılları arası üniversitede okudum. Yani tam o şey dönemlerde yani ucundan yetişmiş oldum. Tabii yani bütün üniversite gençliği gibi hassasiyetler söz konusuydu. Şimdi bu 68'in çok kısa bir değerlendirmesini yaparsak, tabii ki dünyada Almanya, İngiltere, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri'nde
O bir tırmanışa geçti gençlik eylemleri. Bu büyük şeylerle de kitlelerle de birleşti. Ama sonunda orada sistem reformlarıyla bu hareketleri çok fazla devam etmeden söndürdü. Ama Türkiye'de maalesef çok acı şekilde sona erdi ve bu toplumun gerçekten çok değerli insanları o şeyde 72 yılına kadar giden süreçte yok edildiler. Şimdi bir çok sevdiğim bir şey var. Rahmetli Onat Kutlar, hani bu çok feci şekilde katledildiğinde. Maalesef, evet. Onun bir birkaç cümlelik bir şeyi var. Bu pasajı okuyayım izin verirseniz. Diyor ki, deniz gezmiş ve arkadaşları ile 68 kuşağı bir rüyanın temsilcileriydi. Yani onlar için günlük çıkarlar söz konusu değildi. Yaşamın insanlara zorladığı çıkar ilişkileri söz konusu değildi. Kariyer meseleleri de yoktu. Uzun yıllar yaşayıp sonunda emekli olmak da söz konusu değildi. Onlar adeta ölümsüz, bitmeyen bir gençlik olarak yaşadılar ve tamamladılar kendi yaşam çizgilerini. Bu bakımdan ne zaman onları düşünsek saf ve bozulmamış bir gençlik simgesi gelir aklımıza. Gerçekten çok güzel ifade etmiş Onat Kutlar. Tabii bu aslında şöyle bir duyguyu da doğuruyor. Hakikaten bir insanın emeklilik düşü olmadığı zaman yaşadığı zamanı en tutkulu, en faydalı yaşama arzusu. Evet. Beraberinde bu kadar vahşice, hunharca katledilmesine rağmen evet, ardında da böyle bir şey bırakıyor, iz bırakıyor. Peki şimdi orada şunu konuşmak... Hatta şunu, özür dilerim, bir de şunu ilave edecektim. Şimdi orada şöyle ifade ediliyor arkadaşları tarafından. İşte bu 12 Mart'a giden süreçte konuşuluyor bir darbe ihtimali, ondan sonra ne olacak hani bizim durumumuz meselesi. Orada işte çeşitli gruplar var, işte aydınlıkçıların koğuşu ayrı olacak, şu ayrı. Peki Deniz, biz ne olacağız? Biz yani bizim koğuş neresi olacak? Bizimki olmayacak diyor. Niye? Biz öleceğiz çünkü diyor. Şimdi bir de belki hani daha sonra buraya fırsat gelmeyebilir. Çünkü ilerlediğimiz zaman bu yani öğrenci eylemleri dönemini geçmiş olabiliriz. Şöyle bir şey var. Yani abim olduğu için söylemiyorum da liderlik özellikleri olan birisiydi. Ama sadece o değil. Yani başkaları da zaten belki de o kuşak öldüğü için 70 ile 80 arası sancılı oldu. Böyle paramparça oldu. Yani abim çok iyi toparlıyordu gerçekten bütün kitleyi ve o öncülük ettiği kitlenin de zarar görmesini engellemeye çalışıyordu. Ben şimdi lise son sınıftaydım. Haydarpaşa Lisesi'nde okuyorum. İşte bu, o sırada 69 yılının Ağustos ayı falan, o sıralar galiba. 6. filo ile ilgili olaylar oluyordu Sultanahmet çevresinde. Şimdi bayağı kalabalık bir öğrenci grubu üniversiteden çıkmış, İstanbul Üniversitesi'nden şeye doğru yürüyor, divan yoluna doğru. Orayı da o toplum polisleri kesmişti, valiliğe iniyor. Ama daha önce bayağı şeyler olmuş, işte eylemler falan olmuş, protestolar olmuş. Şimdi böyle o iki grup karşılaşacaktı, yani öğrenciler geliyor ve orada bir cayırtı kopacaktı, yani kavga kopacaktı. Birbirlerine çok yaklaştılar. Ondan sonra ne bileyim yani aralarında belki işte bir 5-10 metre mesafe kaldı. Ben de uzaktan bakıyorum, seyrediyorum. Abim durun dedi. Ondan sonra herkes durdu. Arkadaşlar dedi, bugünkü eylemimizi sona erdiriyoruz. Fakültemize geri dönüyoruz dedi. Ve herkes sözünü dinledi. Yani itiraz eden falan olmadı.
Ama o şeyi yapmasa orada bir sürü insan yaralanabilirdi. Belki hani şey olmayacak, netice alınmayacak bir duruma gelinebilirdi. Böyle özellikleri vardı ki yani bu şunu şey yani lider gerektiği zaman geri çekilmesini bilen de bir kişidir. O bakımdan mesela hiç ayrım yapmazdı. Yani böyle kimlikler üzerinden bir siyaset şeyine falan hiç rastlamadım. Bu özelliklerini de dikkate almak gerekiyor. Şimdi Hacı abi bu Hamdi abinin sözünden devam edersek bu 6. filo meselesi çok tartışılmış bir olaydır. Gerçekleri söylemek gerekirse Türkiye'de sizin içinde bulunduğunuz anti-emperyalist duygusu güçlü solcu gençler Amerikancı politikalara karşı dururken tuhaftır. Size karşı olmaktan kaynaklı farklı dinci gruplar, farklı milliyetçi gruplar Amerikancı bir tavır izlediler. Evet öyleydi. Ve yıllar geçti. Herkes hakkını teslim eder hale geldi. Ya onlar haklıymış dedi. Şimdi baktığımızda bu bize ya memnuniyet veriyor gibi olabilir ama Türkiye'de bazı şeylerin yerine oturması açısından milliyetçilik, mezhepçilik, dincilik kullanılmasının nerelere gittiği, piyasacılığa nasıl enstrüman olduğunu anlamak için önemli. Orayı bir anlatır mısınız lütfen? Evet, bence de çok önemli. Çünkü şimdi de bir yanılsamayla karşı karşıyayız. Amerikan emperyalizmine karşı laf etmek moda olabilir ama o kadar. Yani sahici değil, samimi değil, içten değil. Çünkü nedenleri yok. Amerikan emperyalizmine niye karşı olsun egemen sınıf? Önemli ölçüde Amerika sayesinde bugünkü durumdalar. 1950'lerden başlayan bir süreç, 50 öncesinde, ikinci harpten itibaren başlayan bir süreç. Türkiye adım adım Amerikan hegemonyasına girdi. Bir yarı sömürgeye dönüştü. Bağımsız bir ülkeyken bir yarı sömürge oldu. Nereden belliydi bu? En önce bizim çok dilimize doladığımız Haydar Tunç Kanat sayesinde senatördü. 20 milyon metrekare ülke toprağı Amerikan işgali altındaydı. Üs ve tesis olarak kiralanmıştı onlara. Sahipleriydiler. Kiralama önemli. Evet. Vurgu olarak önemli. Para karşılığında yani. Para karşılığında ama öyle bir para karşılığında ki bizim kuvvet komutanlarından biri, ismini hatırlayamayacağım şimdi, İncirlik Üssü'nü ziyaret etmek istemişti. Kapıdan girerken hayır giremezsiniz demişlerdi. Neden giremem? Ben işte yetkili bir insanım. Ordu komutanıyım. Buradaki kol ordu da bana bağlı. Dolayısıyla siz de benim bölgemdesiniz. Hayır giremezsiniz. Amerikan Büyükelçiliğinden izin almadan buradan giremezsiniz. O zamanın kuvvet komutanı bunu içtenlikle ifade etmişti. Yani ben bu ülkenin bir beş yıldızlı generaliyim. O kuvvet komutanıyım. Ama şeye giremiyorum. İncirlik Kendi ülkenin giremiyorum. Toprağında. Evet, giremiyorum. Fakat bir yandan da şöyle bir algı da vardı. Cumhurbaşkanı bu algıyı yansıtanlardan biriydi. Cevdet Sunay merhum. Her şeyimizi Amerika'ya borçluyuz. Her şeyimizi. Mataramızdan kullandığımız çatal, bıçak, kaşığa kadar, sırtımızdaki üniformaya kadar. Evet, Kore'ye asker göndermemizden sonra Amerika ile böyle bir işli dışlılık olmuştu. Ama bunun karşılığı da biz 20 milyon metrekare toprağı vermiştik adamlara. Bu topraklarda yalnız generallerimizin girememesi, yargıçlarımızın askeri suçlarını ya da sivillere karşı işlediği suçları soruşturamaması dahil değildi. Şu da dahildi. Nükleer üslerdi bunlar. Yani Sovyetler Birliği'ne karşı kullanılmak üzere atom bombaları stoklanmıştı. Bu U-2 uçağının Rusya'da düşmesi önce kabul edilmedi vesaire ama sonra Türkiye'den kalktı, apaçık anlaşıldı. Bir de Küba krizi sırasında Amerika ile Rusya'nın karşılıklı olarak, Sovyetler Birliği'nin pardon, siz Küba'dan çekin füzelerinizi, biz de Türkiye'den çekelim. Pazarlığının yapılması ve bunun deşifre edilmesi. Bunlar ortaya koydu ki biz bir nükleer dehşetin üzerindeyiz hiç haberimiz olmadan.
bizim hiç dahilimiz olmayan bir konuda bir anda bir savaş çıksa ilk füzeler bizim tepemize düşecek. Belki orada da Küba'nın tepesine düşecekti. Çünkü en yakın silah hedefleri orada. O da yetmedi. NATO stratejisi, savaş stratejisi Türkiye'nin ilk elde feda edilecek ülke olduğunu da ortaya koydu. Savunma hattı Toroslar, Girit vesaire. Kuvvet NATO karargahı da hemen Girit'te konuşlanacaktı. Türkiye Toroslara kadar feda edilen bir memleketti. Elbette bir nükleer çatışma da bunun içindeydi. Bütün bunlar Türkiye'de herkesi ayağa kaldıran, ayaklandıran hadiseler oldu. Bu gerçeklerin ortaya çıkması, tartışılıyor olması bir anti-Amerikan dalga yarattı. Altıncı filo da bundan nasibini aldı. Türkiye'ye geliyordu, gidiyordu, kimse duymuyordu. Ama birden o 68 kuşağı oraya odaklandı. Aslında bunu gösterir, görünür kıldı benim anladığım kadarıyla. Görünür de kıldı. Yani anti-altıncı filo eylemi, anti-Amerikancı eylem, Amerika'ya, Türkiye ilişkilerindeki gerçeklerin de irdelenmesine ve sergilenmesine sebep oldu. Altıncı filo giremez oldu İstanbul'a, gelemez oldu ve gelmediler. Ama altıncı filoyu canla başla savunan arkadaşlarımız vardı. Bugün anti-emperyalist taslayan arkadaşlarımız kimdi vardı. Kimdi onlar mesela? Bunlar işte kanlı pazar dediğimiz olay. Az önce belgeselde gördük. Orada bir fotoğraf karesinde polis bakmakta, elinde cop ama cop bıçaklayana değil, bıçaklarına yönelik. Ve birisi de bıçaklamakta yerdeki bir insanı. Yani polis, İslamcı gerici, o zamanki İslamcı gerici, milliyetçi, bunu Yaşar Okuyan söylemişti, sopalar hazırdı, dağıtıldı vesaire. Yaşar Okuyan'ın söylediği o gerçek, aynı zamanda devletin de işin içinde olduğunu, çünkü bu işler rastgele yapılamaz, denetim dışı yapılamaz. Zaten toplum polisinin oradaki pozisyonu da bunu deşifre ediyor, apaçık ortaya koyuyor. Neden 6. filo savunuluyordu? Elbette şunu söyleyecek değilim. 6. filonun emrinde oldukları için. Hayır. Ama şöyle bakıyorlardı. Solcuların gelmesindense iktidara, çünkü Amerika böyle bir tehlike görüyordu. Graham Fuller'di galiba son istasyon şefi. Bir yazarla, sabahın bir yazarı yaptığı röportajı hatırlıyorum. Ne yapalım? Sol çok güçlüydü. Türkiye'de de öyleydi, İran'da da öyleydi. Ve biz buna karşı önlemler almak zorundaydık. Bu önlemlerden birisi de ılımlı İslam'ı desteklemekti. Ve başardılar. Çok iyi başardılar. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte hareket ettiler. 12 Mart ve 12 Eylül bunun bir parçasıdır zaten. Şimdi devam edeceğiz. Hamdi abi, ona yönelik bir haber de hazırlattım. Sizin hassas da olduğunuz bir konu. Bu Mustafa Kemal meselesi. O haberi izleyelim isterseniz önce. Üzerine konuşalım. Çünkü belki Hacı abi de katkı yapacaktır. Geleneksel Türkiye'deki sol hareketin eğilimi şudur. Cumhuriyet, bilmiyorum Hacı abi yanlış düzeltin. Cumhuriyet ileri bir kazanımdır. Köy enstitüleriyle birlikte daha da taşlanacaktı. Denizler orada kesilen ilerlemeciliği daha taçlandırmaya çalışmış. Cumhuriyet'in kuruluşuna saygı duymuş. Ancak başka gerici unsurlar geri götürmüştür diye bakar. Bilmiyorum yanlış mı? Doğrudur evet. Yani, genel hatlarıyla 68'in genel perspektifi budur. Bu da çarpıtılmaya çalışıldı. O yüzden... Sizin o şeyde gösterdiğiniz bir mektup üzerinden konuşmuş olacağım. Bu tamam. Şimdi Mustafa Kemal yürüyüşü söz konusu tabii. Bu sol içerisinde çok tartışılan bir mesele oldu sonra. Ancak 68 kuşağı her zaman Cumhuriyet'in kuruluş ülkelerine, biraz sonra bana tabii hacet yok söyleyeceksiniz, bağlıydı. Onu da bir gösterelim. Bu arada sizden gelen iletilere bakıyorum. Bilmiyorum izliyor musunuz, izlemiyor musunuz onu bize söylerseniz ben de Hacı abiyle Hamdi abiye gösteririm. Evet, Mustafa Kemal yürümüş. Sevgili dostlar, sizlerden gelen iletileri de okuyorum ben. Onları da biraz sonra söyleyeceğim. Bu Mustafa Kemal meselesi, Cumhuriyet. Dün de yani 1919'un 100. yılı olması itibariyle. Mektup önemli bir mektup. Tabii. Siz bunu kitapta da yayınladınız. Tabii. Bu,
Ve sizinle daha önce konuştuğumuzda da bunun altını çizmemiz gerektiğini de gerçekten birlikte karar verdik. Buyurun Hamdi abi. Şimdi abim Deniz, çeşitli spekülasyonlara karşın anti-emperyalist düşünceden, Mustafa Kemal sevgisinden ve bağımsızlık, tam bağımsızlık fikrinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Yani ölene kadar da devam etti. Kimisi şöyle değerlendirdi. Yani evet, başlangıçta böyleydi ama sonunda dar ağacı noktasında veya oraya giden yolda başka türlü evrildiği söylendi. Ama bakın, idam sürecinde yani 3 ay kala yazdığı mektup ki orijinalinde gösterdiniz siz. O fotokopi mi orijinali mi Hamdi abi? Yok, bu şey, tapeye edilmiş hali. Hı hı. Aslında kısa bir mektup. Okuyayım, başını okuyayım mı? Baba, yok, hepsini okuyabilirsiniz. 10 Ocak 1972 Mamak, Ankara. Baba, geçen hafta görüşmede söylediğim gibi gönderdiğin Tolstoy'un Savaş ve Barış elime geçti. Hemen o gece sabahlayıp bitirdim. Diğer bölümleri de elime geçince çok iyi olacak. Olağanüstü bir yapıt. Bir parantez açayım. Çok kısa süre kalmış idamlara. Evet. Hüseyin toprak reformu yasası görüşülüyor mecliste. Tasarıyı istiyor avukattan. Bugün radyodan askeri Yargıtay'ın benim, Yusuf'un ve Hüseyin'in ölümümüz hakkındaki kararını öğrendim. Aşağı yukarı bu kararı bekliyordum. Bu nedenden bir değişiklik olmadı. Karara senin de fazla hayret ettiğini zannetmem. Çünkü belliydi durum. Senin metanetini bozmayacağını umut ederim. Benim sağlığım ve moralim yerinde. Bundan hiçbir endişen olmasın. Nasıl benim Türkiye'nin bağımsızlığını tekrar kazanacağından en ufak bir şüphem yoksa. Ayrıca sen Mustafa Kemal döneminde yaşayıp bağımsızlığın ne olduğunu gördün. Dolayısıyla bağımsızlık uğruna ölmenin anlamını kavrayacağına inanıyorum. Anamı teselli etmeyi unutmayacağını biliyorum. Sen de kendine iyi bak. Anama ve kardeşlerime selamlar oğlum. Şimdi bu 10 Ocak 72 tarihli mektup. Bu mektup da gösteriyor ki zaten dar ağacında bile yine tam bağımsızlığa vurgu yapan sloganları mevcuttu. Mustafa Kemal vurgusu da var tabii orada. Tabii tabii. Yani sizin burada babama tabii diyor ki yani sen o dönemi gördün diyor. Dolayısıyla yani Deniz abim böyle dönmeyi seven bir şeyi veya ona uygun bir karakter yapısı falan yoktu. Yani neyse başta şeydi öyle. Tabii ki Deniz abim bir sosyalistti ama hiçbir zaman Mustafa Kemal sevgisi bitmedi. Yani tam bağımsızlık, anti-emperyalist duruşundan hiçbir zaman taviz vermedi. Şimdi bunu okumuşken bir mektubu daha var bundan 9 gün sonra. Burada da yani bu demin hani konuştuk ya nasıl birisiydi meselesine ışık tutacak şey. Tabii lütfen, pek çok mektupları var. Onu da okuyun lütfen. Evet, 19 Ocak 1972 Mamak, Ankara. Baba, daha evvel yazdığım mektup eline geçmiştir herhalde. O deminki mektup. Bir önceki mektup. Evet. Buradaki durum bildiğin gibi. Ben kitap okumaya devam ediyorum. Gönderdiklerini okudum. Savaş ve Barış'ın diğer ciltlerini sabırsızlıkla bekliyorum. Götürüyorduk hepsini. Şimdi Hugo'nun 93 ihtilalini yeni bitirdim. Ayrıca yanımda Neruda ile Brecht'in şiirleri var. Tekrar tekrar okuyorum onları. Hani Eflatun ile ilgili bir olay var. 84 yaşında kitap okurken ölmüş. Kendimi Eflatun'la ölçmek diye bir şey yok kafamda ama aslında çok iyi bir örnek olay bu. Her ne kadar okuduklarımın çoğunluğu bilimsel değil de sanat yapıtları olsa da yine de onların önemini küçültmüyor. İnsan aradığı bir sürü şeyi bulabiliyor Tolstoy'da. Milli Savunma Bakanlığı'ndan kardeşler için izin çıktı. Onlar da ziyarete gelebilecekler. Şimdilik hoşça kal, herkese selam. Şimdi burada isterseniz şunu konuşalım.
Şimdi hakikaten Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman güleriz ağlanacak halimize. Bir adam, genç bir adam üstelik, hayatının en güzel döneminde mapusta. Evet. Ve tuğla gibi kitapları okumaya devam ediyor. Az önce siz söylediniz. Evet. Hüseyin memleket sorunlarıyla ilgili toprak reformu ile ilgili belgeleri istiyor. Şimdi hani kişilik deyince bunlar aslında çok net orta. Siz nasıl bir kuşaktınız ki Hacı abi? Bu beni çok duygulandırmıştı. Ben bu mektupları biliyorum kitaplardan ama iyi ki Hamdi abi okudu. Evet, özelliği var diye geçiyor. Çok önemli. Ne diyeceksiniz bu konuda? Yani bu çok ölüm korkusunu da yenen bir... Ölüme hükümlüydüler ve bekliyorlardı. Ben de biliyorum onu. Çok iyi biliyorum hem de. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne gidişindeki sorunlu durum, hem esastan hem biçim usulden itiraz etmişlerdi. Fakat partinin tümünü kapsayamamıştı. İnönü gibi bir liderin lidere rağmen CHP'lerin tümü imzalayamamıştı onu, imzalamamışlardı. El kaldıranlar da var zaten. O son, daha sonraki süreç, yani Anayasa Mahkemesi'nden döndükten sonra usul açısından bozdu, döndü. Yeniden bir oylama yapıldı usulü düzeltmek için. Zaten sonra da esas itirazını unuttu Cumhuriyet Halk Partisi. Yapamadı. Başka faktörler de girdi o arada devreye. Yani ölüm cezasının uygulanacağını biliyorlardı. Bir neden de şuydu, son 7 kişiye inmişti, 7 kişiden 3 kişiye indi. Yani 3'e 3 algısı, Menderes'e karşı Denizler'in idamı. 18 kişi biraz tamam, ya 18 kişi de olmaz deniyordu. 7 kişi, o da ya olmaz, yani ne yapmış bu adam filanca bilmem ne, ama 3, 7'den de 3'e inilince... Uygun dediler. Bir nedeni vardı yani onun. 3 kişi, tamam bu 3 kişiden geri adım atmazlar algısı oluşmuştu. Deniz de öyle düşünüyordu, Hüseyin de, Yusuf da. Buna rağmen yani o koşullardalar ve o zaman okuyorlar bu kitapları. Toprak reformu Hüseyin'i çok ilgilendiriyor. Nasıl bir tasarı konmuş ortaya merak ediyor, onu okumak istiyor. Deniz Savaş ve Barış'ı okuyor. Deniz duygusal bakımdan da çok zengin bir dünyası olan insandı. Çok eminim ki Savaş ve Barış'ı okurken Tolstoy'un o kahramanların her birisiyle diyalog kurmuştur. Onları anlamaya, daha derinliğini anlamaya çalışmıştır söylenenin ötesinde. Kendisini de bir yerde görmüştür. Muhakkak görmüştür. Evet, bu kuşak nasıl bir kuşaktı? Elbette kuşakları da, liderlerini de, o kuşakları simgeleyen isimleri de koşullar yaratıyor. O sizin demin sorduğunuz soruda yatıyor. Elbette sizin de cevabınız var. 60'larda başlayan, 60 öncesinde başlayan bir anayasayla taşlanan 27 Mayıs ve onun arkasında gelen süreç, işte devrimci gençliğin anti-emperyalist eylemleri, emperyalizmin Türkiye'ye ilgili oyunlarının ve hesaplarının net olarak ortaya çıkması, anlaşılması, o kuşağı böyle özverili, böyle davasına sahip çıkan ve o konuda samimiyetle, içtenlikle sahip çıkan, ölümü falan da pek umursamayan, emekli olmayı da beklemeyen insanlar haline getirdi. Yoksa yalnız ideoloji, yalnız işte istihareye yatıp en doğrusu şudur, en iyisi bunu yapmaktırdan değil, bir de içinde devindikleri toplumun onlar üzerinde yaptığı yönlendirme, bunun da çok büyük payı var. Toplum onlardan bunu istiyor, bunu onaylıyor, bu davranışları onaylıyor. Ve denizlerden başka bir tutum da beklemiyor. Hamdi abi, şimdi ev var bir de, anne var, baba var. Ve bu süreç hiç kimse açısından çok kolay değil. Sonrasında da kolay değil. Biraz da ondan söz edelim. Yani Deniz Gezmiş bütün bunların farkında olabilecek yapıda bir insan. Size de telkinleri oluyordur herhalde. Şimdi şöyle, hani ailede çocuklar arasında böyle bir kişi devamlı şeyi toplar, arkayı toplar falan. O kişi bendim.
Şimdi Burak abim askerdeydi o zaman 2 sene işte tam o tarihlere rastladığı yıllar. Ondan sonra işte evin alışverişini işte böyle getir götür işlerini falan ben yapıyordum. Bir de Deniz abim Sultanahmet cezaevine düşünce işte eskiden cezaevlerinde yatak falan yoktu. Evden işte götürüyorduk. Bir rahmetli bir Enver amca vardı babamın arkadaşı. Ondan sonra babam ayrılamıyordu şeyde milli eğitimde görevde. İşte onu da tuttuk, sardık şeyi, arabalı vapuru haremden bindirdik. Düşek denir hani şeye, yatak. Götürdük şeye, Sultanahmet o eski cezaevine. Ondan sonra ziyaretleri ben yapıyordum. İşte babam para verirdi, oğlum işte mevsimine göre şu meyveyi al, bunu al, işte para yatır falan. Ondan sonra, daha sonra işte Hacı abinin dediği gibi aşağı yukarı öyledir. Yani 3 senenin 2 senesi cezaevinde geçmiştir. Ondan sonra o Bayrampaşa cezaevi yapıldı. İşte Balkanların en büyük cezaevi, iftiharımız falan diye. Ve çok işte şeydi yani yüksek güvenlikli o zaman için yapılmıştı. Oraya gidip gelmeye başladım. O nasıl değişti? Çıktığı dönemlerde şey yapıyordu. Yani beraber aynı odada yatıyorduk. Yani evde. Tabii evde. Yani eskiden oda sayısı fazla değildi tabii. Yani evde de 3 tane şey var. İşte Bora abim ayrı bir odada, biz ayrı odada. Annemle babamın bir odası vardı. Şimdi şöyle yani mahalledeki yaşamına bakarsan böyle işte yaşlı birisi gelir elinde fide bir ama o kapar götürür gel teyze şunu yapalım bunu yapalım falan. Veya 2 kişi birbiriyle mahalle şey komşu kavga eder araya girer falan işte ayırmaya çalışır. Hep böyle etrafında bir şeyler yapmakla uğraşıyor. Ama bunun bir de daha öncesi var şeyde Sivas'ta ben işte İlkokul 5'e kadar oradaydım. Deniz abim benden 5 yaş büyük rahmetli. Orada da bir daha o zaman mahalledeki çocukları örgütlüyordu. Ama çok adaletliydi. Mesela diyelim ki gelin arabasının önü kesiliyordu. Yani orada benim gibi küçükler de var, büyükler de var. O toplanan parayı herkese eşit dağıtıyordu. Daha öncesi var, tabii bunu bilmiyorum da annem anlatıyor. Anneannem emekli, işte emekli albay, Kurtuluş Savaşı gazisi kocası. Ondan dul maaşı alıyor, eve getiriyor, koyuyor. Ondan sonra Deniz abim o zaman işte 3-4 yaşında bilmem ne, şeylerini anneannemin ayakkabılarını da giymiş, o alıyor şeyi parayı, mahalledeki çocukları çağırıyor, gelin diyor size diyor, maaş dağıtacağım diyor. Onlara maaş dağıtıyor. Daha okuma yazma bilmeden kütüphaneye gidiyor. Kütüphanede, anlatmadım daha önce galiba. Kütüphanede kitapları alıyormuş ama ters tutuyormuş. Kütüphaneci de demiş annem ya hocam sizin çocuk okuma yazma biliyor mu demiş hani okula gitmediğini biliyoruz. Yok demiş ya o bilmiyor falan. Öyle bir kitap sevgisi de o zamanlardan başlıyor. Sonra, bilmiyorum uzatıyor muyum, şeye Sivas'ta, Sivas'a geldiğimiz zaman orada dediğim gibi bu işte çocukların örgütlenmesini falan şey yapıyor. Ve işte orada işte hayvan beslemeye falan başlıyor. Orada Aydın Çubukçu ile aynı okulda okuyor. Onunla arkadaşlıkları var. Aydın abinin şeyi de o Sivas eşrafından babası milletvekili eczacıydı. Amcası senatör falan. Yani devamlı böyle siyaset içindeki insanlar. Ve İsmet Ünün de Sivas'a geldiği zaman onlara da kalıyordu. Bir gün diyor ki ilkokuldalar da hani o işte parmaklarına işaret yaptığı şeyler, fotoğraflar. Aydın diyor, ben diyor sizin eve geleceğim diyor. Niye geleceksin? İşte diyor İsmet Paşa sizdeymiş, elini öpeceğim diyor. Diyor ki ya
Ben diyor şey demiyorum, geldiği zaman, çünkü o zaman da İsmet İnönü'ye galiba bir iki saldırı falan olmuş. Onun evini birkaç çember polisler çeviriyor. Ben giremiyorum kendi evime diyor falan. Olmaz sonra. Bak görürsün diyor. Sonra Aydın Çubukçu eve bir geliyor. Abim İsmet Paşa'nın yanında oturuyor. Ya diyor, nasıl yaptı, nasıl etti? O şekilde şey yaptı. Şimdi annemle de tabii bu dediğiniz olaylar falan yani hem hapisteyken şey diyorlardı. Annem babam seviniyordu. Yani başına bir şey gelmeyecek. Hani emniyette diye düşünüyorlardı. Ondan sonra ama dışarıda olduğu zaman çok tedirgin oluyorlardı tabii. Devamlı bir şey vardı. Hatta bilmiyorum yaşıyormuş. Kemal Bey vardı, komiser. İşte o geliyordu. Ara sıra hava da soğuk oluyordu. Adamcağız kapıyı çalıyordu. Cemil Bey, Deniz geldi mi eve? Ya diyordu Kemal Bey, gelir mi iş diyordu yani. Aranıyor biliyorsunuz falan. İçeri gelin diyordu. Siz üşümüşsünüz de çayımız, ya rahatsız etmeyin falan diyordu. Çok beyefendi bir adamdı. Neyse geliyordu, çay ikram ediyorduk falan, yine gidiyordu. Öyle işte yılları kovaladı, bayağı sıkıntılı yani. Zorlu süreçler. Zor süreçler geçti. Şimdi Hamdi abi, biz seyircilerimizden bir şey saklamıyoruz. Reklama gideceğiz. Siz dediniz ki bugün çok başım ağrıdı, siz hacıyla evet. Devam edersiniz. Biz sizin sohbetinizden memnunuz. Dilerseniz kalabilirsiniz, dilerseniz de gidebilirsiniz. Reklamda birlikte karar verelim istersen. Tamam. Tamam, peki. Ben Hamdi abiyi ikna etmeye çalışacağım ama bizde zorlama yok. Reklamdan sonra ne var? Reklamdan sonra bu idam gecesiyle ilgili hazırladıklarımız belgeler var. Dava süreci var ki onu konuşacağız. İdam oylaması bence Türkiye'nin hiç unutmaması gereken bir oylama. Kimler el kaldırmış? Hamdi abinin bir mahur beste hikayesi var. Onu göreceğiz. Ve sevgili tiyatrocu arkadaşım Cansu Fırıncı'nın okuduğu Üç Fidan'ın üçünün de mektupları var. Onları da sizle paylaşacağız. Bu arada tabii Hacı abiye, hani demin dedik ya bu 6. filoya milletin aklı sonradan geldi. Bir de Filistin meselesi var. Benim bildiğim Filistin meselesi eskiden solun meselesiydi. Şimdi yani Türkiye'de sapsama hepsini konuşacağız. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz.